Merhaba arkadaşlar, Medun'un hobilerine hoş geldiniz. Rabbim yolunuza içinde Allah korkusu olan, merhamet olan, yüreği güzel kullarını çıkarsın inşallah. Bu videomda sizlere eldiven anlatımı yapacağım. 5 işle ördüm, parmakları olan bir eldiven. Daha önce size parmaksız eldiven anlatmıştım. İstek üzerine şimdi de parmaklı şeklini anlatacağım. Üzerine basit bir burgu yaptım ama yapmak zorunda değilsiniz. Sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz bir deseni de örebilirsiniz. Boş da bırakabilirsiniz. Buralarda sayı yok arkadaşlar. Parmaklarda da sayılar yok. Yani sıra sayısı yok. Herkes kendi eline ölçerek örecek. Ben sadece başlangıçtaki sayıları, parmakları nasıl ayıracağınızı, ayrıntılarını vereceğim. Herkes kendi eline ölçerek örecek. Çok basit bir teknik kullandım. Eminim birçoğunuz yapabilir. Burada değişik parmak kapatma işlemi uyguladım. Bir başka videomda da farklı bir parmak kapatma tekniği anlattım. Bu da başka bir videomda mevcut. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Kolayınıza hangisi gelirse. Ben bunu 48 ilmekle başladım. Bileğine bir ters bir düz ördüm. 49 ilmeğe ihtiyacımız var ama bir ters bir düz denk gelsin diye ben 48 başladım. İlk sırada bir tane ilmek attım. 49'a tamamladım ilmek sayımı. İpim Alize Baby Best. %90 akrilik, %10 bambu. Çok güzel bir ip. Örmesi çok zevkli. Şişlerim 3 numara. Ben şimdi lastiğini bunun başladım. 48 ilmek olarak istediğim boyuta göre ördüm. Daha yüksek de örebilirsiniz, daha kısa da örebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Şimdi 48 ilmek başladım. Ben bunu 23 sıra ördüm lastiği. Hoşuma gitti yükseklikte. Başlangıçta da dediğim gibi 49 ilmeğe ihtiyacım vardı. Terslerin düzlerin denk gelebilmesi için bir tane ilmek eksik başlamıştım. Şurada ilk sırada bir tane ilmek atıyorum. İlmek sayımı 49'a tamamlıyorum. Ve 3 sıra düz öreceğim. Bütün ilmeklerimi 3 sıra düz örüp geliyorum. Baş parmak için artırma işlemini anlatacağım. Eldivende sağ ve sol elde ilmek artırma noktaları farklı. Bunları size 3 sıra düz örüp gelince anlatacağım. Sağ tarafta nereden artıracağız? Sol tarafta nereden artıracağız? Şimdi burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Videonun altında tekrar tekrar sorulursa cevap vermeyeceğim. Şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Şimdi bunu ben sağ elime örüyorum. Artırma işleminin, baş parmağın artırma işleminin bu tarafta olması lazım. Şurası benim başladığım nokta. Bu benim birinci şişim, ikinci şişim, üçüncü ve dördüncü şişim. Bu elime öreceğim için bunu deseni 3. ve 4. şişin üzerine kurup artırma işlemini 1. şişin başlangıç noktasından yapacağım. 3 ve 4'e deseni kuracağım. 1. şişe başlamadan önce artırma işlemi yapacağım. Bu sağ el. Şimdi gelelim sol ele. Sol el. Burası 3. burası da 4. şişim. Bu da 1 ve 2. Bunun artırma işlemini avuç içini ördükten sonra 4. şişin sonunda yapacağım. 4. şişin sonunda bir artırma işlemi yapacağım ve üzerinin desenini kuracağım. Sol el böyle. Sağ elde de 3. ve 4. şişin üzerine deseni kuracağım. Desenimi ördükten sonra 1. şişime geçtiğim an ilmek artırma işlemini yapacağım. Sağ ve solun farkı bu.
Sağ elde deseni ördükten sonra artıracağız. Sol elde desene başlamadan önce artıracağız. Şimdi sol elin 3 sağ ele şimdi 3 sıra düz ördüm, deseni kuracağım. Desen isteyen yapar, istemeyen yapmaz. Mecbur değilsiniz. Bakın burası başlangıç. Desenimizi kurmadan önce biz biliyorsunuz 48 ilmekle başladık. İlk sıramızı örerken bir tane ilmek artırma işlemi yaptık. O ilmeğimiz bu tarafa lazım. Onu da bu tarafa getiriyoruz. Şuradaydı o. Onu da desen kuracağımız yere alıyoruz. Yani dördüncü şişimizin sonuna alıyoruz. İlmek dağılımımızı şimdi sayalım. Üzerine desen kuracağımız yer için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 ilmeğimiz 3. ve 4. şişimizde. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 de burada olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24. 24 arka tarafta. Yani avuç içine gelecek yerde. 25 ilmeğimiz de elimizin üzerine gelecek yerde. Desenin kurulumunu da anlatıyorum. Zevk meselesi, isteyen yapar bu deseni, istemeyen düz örer. 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2, 3 ters. Bir tane düz. Birinci şişime geldim. Şişime başlamadan önce bir tane ilmek atıyorum. Avuç içine gelen bütün ilmeklerim düz. Birinci ve ikinci şişimdeki bütün ilmeklerimi düz örüp geliyorum. Desen bölümüne geldiğim zaman, üzerine geldiğim zaman yine terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Bunu 3 sıra tekrar edeceğim. 3. sıradan sonra ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. İlk önce 3 sırada değiştirdim. Sonra 5. sırada yerlerini değiştirdim. Başlangıçta 3. sırada değiştirdim. Şimdi bu turda artırma işlemi yaptım. Bu turda artırdığım ilmeğimi acır oluşturmayacak şekilde öreceğim. Daha sonraki turda yine ilmek artırma işlemi yapacağım. Aynen patiklerin burnunda yaptığımız gibi bir turda artırıyoruz. Bir turda artırdığımız ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonraki turda yine ilmeğimizi artırıyoruz. Bu tur bir öncekinin aynısı. Tersler ters, düzler düz. Artırma yok. Artırdığımız ilmeği örelim. Gelelim, tekrar anlatacağım. 2 sıra ördükten sonra 3. sırada ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. Daha sonraki sıralarda, daha sonraki burgularımı 5. sırada yapacağım. 4 sıra öreceğim. 5. de değiştireceğim. Şimdi iki tanesini, öndeki iki tanesini geriye aldım. Basit bildiğimiz burgu işlemi arkadaşlar. En basitinden. Burada tam ortaya denk geldiği için
Şişten kaydırmam lazım. Geridekileri önce örüyorum. Öndekileri sonra örüyorum. İşlemimiz de bu. İstemeyen yapmaz, farklı şeyler yapar. Ya da ilk başlangıçta sade düz örebilirsiniz. Bu kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra hepsini bir şişe örmüşüm. Aferin bana. Bu bir tur önce artırdığım ilmek. Bunu bu turda döndürüp örmüştüm. Şimdi yine başa geldiğim için şişimi başlamadan önce burada bir ilmek atıyorum. Daha sonra şişime başlıyorum. Üzerindeki turda attığım ilmeği ajur oluşturmayacak şekilde örüp devam edeceğim. Üzerinin desenini de anlamışızdır inşallah. Yapmak isteyenler için 4 sıra öreceğim. Yani böyle 4 sıra ördükten sonra 5. de yerlerini değiştireceğim. Ve artırma işlemi bir turda artıracağım, bir turda artırmayacağım. Delik oluşturmayacak, ajur oluşturmayacak şekilde öreceğim. Bunu ne kadar öreceğim? Artırdığım ilmek sayısı 12 olana dek bu işlemi yapacağım. Şu anda ikinci artırma işlemi yaptım. Tam 12 tane. Burada sadece artırılmış ilmek 12 tane olunca baş parmağı ayıracağım. Artırdığımız ilmek sayısı 12'ye ulaşınca baş parmağımızın ilmeklerini ayıracaktık arkadaşlar. Şu anda ilmek sayım 12'ye ulaştı. Artırdığım ilmek sayısı. Ayırma işlemini yapıyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ve 6 12 tane ilmeğimi baş parmağım için ayırdım. Şimdi diğer ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Şimdi burada elimize ölçerek şurayı kapattıktan sonra daha rahat ölçebilirim. Şu kısmı öreceğiz. Elimize ölçeceğiz. Herkes kendi eline ölçerek şu kısımdaki sıra sayısını bulacak. Ben şimdi elimi ölçerek buradaki yeri öreceğim arkadaşlar. Yani şurayı bulacağız. Elinize giyin. Örün biraz. Biraz ördükten sonra elinize giyip birkaç kez giyip elinize buradaki ölçüyü bulun. Elime ölçerek ördüm arkadaşlar. Size göstereyim. Elime ölçerek geldim. Şimdi burada küçük parmağımı ayırmam lazım. Bu kısım tamam.
Küçük parmağım için burası avucumun içine gelen yer. Beş ilmek. Şuradan beş ilmek ayıracağım. Beş ilmek avuç içinden şuradan arkadan uçtan ayırdım. Ön tarafa geldim. Buradaki köşeden de 6 ilmek ayıracağım. Toplamda 11 ilmek küçük parmağım için ayırdım. 5 ilmek iç taraftan, 6 ilmek ön taraftan. 11 ilmeği ayırdıktan sonra iç taraftan gelen şişimde ipim buraya 3 ilmek atıyorum. 3 ilmek attım. Bir tur örüp geleceğim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi bu 3 ilmekte dahil olmak üzere bir tur örüp geleceğim. Sıra geldi işaret parmağımızı ayırmaya. 7 ilmek ön taraftan, 7 ilmek de iç taraftan ayırıyoruz. Toplamda 14 ilmek ve şuraya araya yani tam şu kısma 2 tane daha ilmek atıyoruz. Aranın birleşmesi için, delik oluşmaması için 2 ilmek daha attım. Şu anda 14-16 ilmekle işaret parmağımı öreceğim. Şunları da ayırırsak aslında daha kolay olur. Aparatlarınız yoksa arkadaşlar iğneye ip takıp onunla da ayırabilirsiniz. Ben şimdi şunu tamamlayıp onları da ayırayım ki rahat örelim. Diğer ilmeklerimi de ayırayım. İşaret parmağımı ayırdım. Orta parmak için ilmek ayırıyorum. 6 bu taraftan, 6 dış taraftan. 3 4 5 6 6 tane de buradan ayırayım. Diğer ön taraftan üzerine gelen yerden. 1 2 3 4 5 6 aralardan çıkarttığımız ilmeklerle bu sayı artacak arkadaşlar. Şimdi sadece 2 ilmek buradan çıkaracağız. Burayı örerken 2 ilmek de bu taraftan. Ama şimdi sadece normal buradaki elimizdeki ilmekleri ayırıyoruz. Bu da yüzük parmağımızın ilmekleri. Bunun arada 3 ilmek atmıştık. Serçe parmağı ayırdıktan sonra, küçük parmağı ayırdıktan sonra elimizdeki bütün ilmekleri 3 4 5 6, 7, 8. Bu iki tarafa paylaştıracağız bunu. Şimdi böyle takıyorum. 9, 6 tane de bu tarafta var. Bunların dağılımını sonra yapacağım. Şimdi böyle sadece şişlerden kurtulmak için yaptığım bir şey bu. Bütün parmaklarımız için ilmekleri ayırdık. Şimdi işaret parmağımızı örerek işe başlıyoruz. Bu arada çıkarttığım, araya attığım ilmekler 2 tane ilmek atmıştım. Bunları da öreceğiz.
Bunların kesildiği farklı bir tane daha eldiven anlattım arkadaşlar. Burada da kesmeden öreceğiz. Böyle turlarla parmağı öreceğiz. Ben bunu parmağıma belli bir miktar ördükten sonra ölçerek yüksekliğini buldum. Elimizdeki bu parmağımız için ayırdığımız ilmekleri örerek devam edelim. Arada bir elimize giyip ölçelim. Ne kadar olmuş, ne kadar örmemiz gerekiyor. Ona göre karar verelim. Elime giydim arkadaşlar. Bakın. Parmağımın ucuna kadar geldi. Şimdi ilmeklerimi kapatma işlemi yapabilirim. Bu işlemi nasıl yapıyorum? İki tane ilmeğimi beraber örüyorum. Yanındaki iki ilmeğimi de beraber böyle çepeçevre ilmeklerimi İkişer ikişer beraber örüyorum. Başka bir kapatma işlemini de diğer videomda anlattım. İlmeklerimin hepsini ikişer ikişer beraber ördüm. Birazcık ip kesiyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini iğne ile topluyorum. Tekrar yine ilmeklerimin içinden geçiyorum. İki kez işlem yapmış oldum. Bu ipimi arkaya atıp tam ortadan arkaya atıp buradaki örgümün tersinden ipimi yok ediyorum. Buradaki parmağımıza geldik. Bunun için ayırdığımız ilmeklerimizi de şişimize takalım. Altı
İçten 6 dıştan 12 ilmek ayırmıştık. Şimdi 2 tane ilmek bu kenardan çıkartacağız. Yani bu işaret parmağımızın kenarında 2 ilmek atmıştık. Oradan yine 2 ilmek çıkartacağız. 2 ilmek de şuraya araya atacağız. Yani 2 ilmek şuradan çıkartacağız. Buradaki attığımız 2 ilmekten 2 ilmek de bu tarafa atacağız. Tam şuradan işaret parmağının yanındaki ilmek çıkartmam gereken yerden bir tane ilmekle başlıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Şurada arada birleştirme işlemi yapmam lazım. İpimin ucunu henüz bağlamadım. Tam buradan bir tane ilmeğimi çıkarttım. Şurada birleştirme ilmeği çıkartmam lazım. Şuradan bir tane önceden ördüğüm ilmeğin dibinden giriyorum. Oradan kaldırdığım ilmeği buradaki 6. ilmeğim, kenardaki 6. ilmeğimle beraber onun tersinden girip örüyorum. Burada delik oluşmadı arkadaşlar. Şu ilmeklerimi örüyorum. Araya 2 ilmek atmam lazım. 1 2 tam şura. Buradan bir tanesini çıkarttım. Şimdi dönerken ikinciyi de çıkartacağım. Şuradan da iki tane ilmek çıkarttım. Attım oraya iki tane ilmek. Şuraya 6. ilmeğime geldim. Bunu örmüyorum. Aradan birleştirme ilmeği çıkartıyorum. Ters çeviriyorum onu. 6. ilmeğimle beraber örüyorum. Burada da delik oluşmasını bu şekilde önlüyorum. Ve şuradan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Buraya araya attığım 2 ilmeğin ikincisi. Artık turlarla parmağı örmeye başlayabilirim. Üçüncü şişi kullanmam lazım. 6 artı 6 yani 12 ilmek çıkartmıştık. 2 ilmek işaret parmağımızın yanından çıkarttık. Önceden attığımız 2 ilmeğin dibinden ve 2 tane de orta parmakla yüzük parmağımızın arasından ilmek çıkarttık. 12, 14, 16 ilmekle orta parmağımızı örüyoruz. İki sağdan, iki soldan, 12 tane de zaten ayırdığımız ilmek vardı. Şimdi bu 16 ilmeğimizle bu parmağımızı da kendi parmağımıza ölçerek öreceğiz. Bu da tamam arkadaşlar. Diğer parmağımı kapattığım gibi bunu da kapatacağım. İlmeklerimi önce ikişer ikişer beraber öreceğim. Daha sonra iğne yardımıyla kapatacağım. Şuradan parmağınızı çekin. Elinize tam oturduğuna emin olduktan sonra parmak uçlarınızı kapatın. Şimdi bu parmağımıza geldik arkadaşlar. Burada şuraya 3 ilmek atmıştık hatırlarsanız. Buraya 3 ilmek atmamızın sebebi buradaki bu iki parmağımızın arasındaki mesafenin yani bu parmağımızın biraz daha küçük parmağımızın biraz daha aşağıda olmasından dolayı buraya 3 ilmek atmıştık.
Şu kenardan da iki tane ilmek çıkaracağız. Orta parmakla parmağın arasından iki tane de ilmek çıkaracağız. O yüzden ilmek sayımız bir tane fazla olacak. Yani tekli bir sayı olacak. Şu anda 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek var bizim elimizde. Buradan da iki tane ilmek çıkarırsak 17 ilmeğimiz olur. Buradan yine 2 ilmeğimizi çıkartacağız ama bir sıra ördükten sonra burada bir tane ilmek eksilteceğiz. Bu bir hata değil. Bu şu aradaki 3 ilmek atmamız gerekiyordu. Oradaki mesafenin düzgün olması için. Bu ilmeklerinizi de çıkartıp gelin. İlmeklerimin hepsini toparladım. İpimi şuradan şu parmağımın arka kısmında ters taraftan bağladım. Tam iki ilmeği çıkartacağım yerin ortasından ve oradan bir tane ilmek çıkarttım. Şurada arada birleştirme işlemi yapmam lazım. Burada delik oluşmaması için. Şuradan alttan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bunu şu ilmeği çevirmem lazım. Bunu bu şekilde sağ yatık, orta parmağa doğru yatık bir birleştirme işlemi yapıyorum. Farklı yaparsanız delik oluşur. Bakın hiçbir delik oluşmadı. Burada ipimin katlarını tam alamamışım. İki parmağın ortasına attığım 3 ilmeğim bunlar. Şimdi burada son ilmeğimi örmüyorum. Burada da birleştirme işlemi yapacağım. Şuradan aşağılardan bir yerlerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Örmediğim ilmeğimle beraber örüyorum. Ve şuradan sıradan ilmeği çıkartıyorum. İkinci ilmek, iki parmağın arasına attığım ilmeklerin dibi. Şimdi bunu bir tur örüp geleceğim. Bir tur örüp geldikten sonra şuradaki ilmeğin bir tanesini eksilteceğim ki sayı tekli olmasın. Diğer parmaklara ördüğüm sayıyla eşit olsun. Yani 16 olsun. Bir tur örüp gelelim. Bütün ilmeklerimi topladıktan sonra bir tur ördüm. Tam şu kısma geldim arkadaşlar. Şu orta parmağın yanındaki. Buradan iki tane ilmek çıkartmıştık. Aradaki eski ilmeklerimizi, yani şuradaki attığımız ilmeklerimizi, sayımız tekli bir sayı olsun, diğer parmaklarla da eşit sayıda olsun diye bu çıkarttığımız iki ilmeği bir ilmeğe düşürüyoruz. Katlarını tam yakalayabilirsem. Çok katlı olduğu için dikkatli olmam gerekiyor arkadaşlar. Bayağı güzel bir ip ama çok katlı olduğu için katları yakalamak biraz zorluyor. Döndürdüğüm zaman ilmekleri. Şimdi burada da 16 ilmeğim var. Bu parmağı da yine elime ölçerek örüp geleceğim. Ucunu kapatacağım. İlmek sayım 16. Bu parmağımız da tamam arkadaşlar. Bunu da kapatabiliriz.
Sıra geldi küçük parmağımıza. Bu parmaklar arasında hiçbir dikiş yok arkadaşlar. İlmeklerimizi doğru yerlerden çıkartırsak birleştirme işlemlerimizi elimi çevirmiyorum bu tarafa. Doğru yerlerden çıkartırsak hiçbir delik oluşmaz ve hiçbir dikişe ihtiyaç olmaz. Şimdi küçük parmağımızın ilmeklerini çıkartalım. 11 ilmek vardı. 3 tane de yandan çıkartacağız. 14 ilmekle de küçük parmağımızı öreceğiz. Şuradan tam ortadan şu 3 ilmeğimizin tam ortasından ipimizi bağlayacağız. Buraya geçici bir düğüm atıyorum. Tersine. Şuradan tam ortadaki ilmekten ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Buradan ilk ilmeğimi çıkarttıktan sonra şuradan bir tane aradan birleştirme ilmeği çıkartıyorum. Ters çeviriyorum. Şuradaki kenardaki ilk ilmeğimle onu sağ tarafa doğru tersinden girip örüyorum. Bakın hiçbir delik oluşmadı. Bütün ilmeklerimizi örüp diğer tarafa gelelim. Şuradaki son ilmeğimi örmedim. Kenara aldım. Şuradan aradan bir yerden, yakın olan bir yerden ilmek çıkartıyorum. Döndürüyorum onu. Kenardaki beklettiğim ilmekle ikisini beraber örüyorum. İki ilmek çıkartmam gerekiyor. Şuradan ilmeklerin dibinden. Buradan zaten 3 tane ilmek atmıştık. O ilmeklerin dibinden ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bir tanesi burada. Bir tanesi de şu olması gerekiyor. Üç ilmeğimizi de çıkarttık. Bir tanesini burada çıkartmıştık zaten. Şu anda 14 ilmeğimiz var. Küçük parmağımızı da 14 ilmekle örelim yine. Elimizi ölçelim. Ucunu diğerlerini kapattığımız gibi kapatalım. Baş parmağı anlatacağım. Geldi baş parmağımıza. Ayırdığım ilmekleri toparladım, çıkarttım. 12 tane ilmeğim vardı. 3 tane ilmek çıkartacağım. Baş parmağı da 15 ilmekle öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ipimi şuraya ters tarafa bağlıyorum. Geçici bir şekilde düğüm attım. 3 tane ilmek çıkartacağız. Bir tanesini şuradan tam ortadan, bir tanesini bu kenardan, bir tanesini de diğer kenardan. İlmeğimizi çıkartacağımız yerden
Şuradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Tam ortadan bir tane birleştirme ilmeği, şu iki ilmeği toparlayıp ikisinin birleşiminden bir tane ilmek çıkartıyorum. Diğer taraftan da bir tane ilmek çıkartacağım. Diğer kenara geldim. Burada da böyle daha önceden ördüğüm ilmeklerin altından girip bir tane ilmek çıkartıyorum. Onu şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Delik olmayacak şekilde bunu da örüyorum. Şu anda 15 tane ilmeğim var. Baş parmağımızı da 15 ilmekle örüyoruz. Bunu da parmağınıza ölçün. İstediğiniz ölçüye geldiği zaman diğerlerini kapattığımız gibi bunu da kapatalım. Eldivenimizin bitmiş hali böyle. Şimdi ellerimi giyiyorum. Kendi elinize, öreceğiniz kişinin eline, parmaklarına ölçerek öreceksiniz. Sayılarda fazla oynamanıza gerek yok. İsterseniz daha uzun lastik örebilirsiniz. Lastiksiz örebilirsiniz. Üzerine desen kullanmadan örebilirsiniz. Ben sıcak tutsun diye ajursuz desenler kullandım. Siz isterseniz ajurlu desenlerle de örebilirsiniz. İşin özü bu kadar. Videomu beğenmişseniz like atmayı unutmayın. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.